Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi halkı şiddete teşvik suçundan yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mursi'nin yanı sıra 14 sanığın daha yargılandığı davanın karar duruşması Kahire'deki polis akademisinde yapıldı. Sanıklar duruşma salonuna daha önce olduğu gibi yine demir kafesler içinde getirildi. Sanıklardan 12'si Mursi ile aynı cezaya çarptırıldı, ikisi ise 10'ar yıl hapis cezası aldı. Davaya konu olan protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin avukatları kararı memnuniyetle karşıladı. Mahkeme benim için ikna edici bir karar verdi. Ancak olaylarda hayatını kaybeden gazeteci Ebu Daif gibi kurbanların aileleri ve temsilcileri verilen karardan kesinlikle memnun değil. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde meydana gelen olaylarda Mursi yanlıları ve karşıtları arasında çatışma çıkmış, aralarında Mursi yanlılarının da bulunduğu en az 10 kişi yaşamını yitirmişti. Muhammed Mursi Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Euronews Kahire muhabiri Mursi için idam cezası riskinin devam ettiğine dikkat çekti. Bugünkü karar eski cumhurbaşkanının Müslüman kardeşlerin diğer üyeleri gibi idam cezasına çarptırılacağına dair tartışmalara nokta koydu. Ancak Mursi'nin önümüzdeki aylarda yargılanacağı diğer davalarda bu risk hala söz konusu. Muhammed Şeyh İbrahim, Euronews, Kahire.